Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu alimul gaybi ve'ş şehade ve'r rahmanur rahim ila ahir ayet. Değerli müminler, Haşr suresinin son 3 ayeti kerimesine gelmiştik. Ondan sonra sure bitmiş oluyor. Bu konuda kitaplarda veya araştırmalarda çok yazı var. Çok bilgi var. Tefsirlerde de çok bilgi var. Onları toparlasak, her biriyle ilgili olan bilgiyi anlatsak haftaları alır. Yani kısaca şöyle ifade edeyim. Eğer yanlış saymadıysak 17 tane isim var burada. Allah'ın güzel isimlerinden. 17 adeti burada beyan ediliyor. Onun için o isimlerin de mana, mahiye, isimler nerede kullanılıyor, hangi isimlerle beraber geliyor gibi Esma-ül Hüsna'nın konusu nedir? O bayağı bir bizi aşıyor, vaktimizi de, bilgimizi de. Hüvallahüllezî, hüve o demek. Şimdi Allah'ın güzel isimlerinden biri de bu, hüve. La ilahe illa hu deniliyor ya. Demek ki Allah'a o diye, hatta Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte veya Hazreti Ali'nin duasında olabilir. Ey o diye Allah'a hitap ederek onu zikrettiği ve ona dua edip onu sena ettiğini görüyoruz. Yani Allah'a o demek, sen demek veya ben demek, Allah ben de diyor, biz demek. Ve bir de Allah demek. Çünkü La İlahe illallah var. La İlahe illa Ente var. La İlahe illa Hu var. La İlahe illa Ene var. Veya Nahnu biz diye kullandığı ayet-i kerimeler var. Demek ki hitap edilen o zamiri kul de ki hüve o. Bak orada da o geçiyor. Hüve o Allahu Allah diye anlatılması. Onun için alimler diyor ki bazı insanlar kulden söyle kelimesi ona yeter. O yetmeyene hüve yeter. Yani de ki o, o kadar. Başka yok. Ondan başka yok işte o. Onu anlamayana Allahu de ki hüve Allah, o Allah'tır de. Onu da anlayamadıysa ehade birdir de. O da yetmediyse devamını ve diğerlerini okumak gerekir. Demek ki bu o diye konu felsefe kitaplarında, hikmet kitaplarında, tasavvuf kitaplarında çok güzel şeyler var. Yani daha çok tasavvufi kitaplarda o meselesi üzerine çok nakledilecek değerli bilgiler var. Hüve o Allahu Allah'tır. Allah manası olan bir kelime değil bu isim. Ama İçinde bütün güzel manaları ve güzel isimleri barındıran bir kelime. İşte bunun aslı eleheden mi geliyor, neyden müştaktır, neyden mana oluşur, ilahenin farklı bir söylemi midir deniyor ama müşrikler tarafından da bilinen, tarihten bu yana takip edilen, söylenilen bir esmadır. Yani şöyle söyleyeyim, güzel isimlerin her birinin anlam ve manası Allah lafzında var. Ama mesela biz Rahman dediğimiz zaman melik anlamı onun içinden çıkmaz. Değil mi? Rahman. Veyahut da Allah'ın başka bir ismi Cebbar ismini söylesek, Allah Cebbar'dır desek, başka bir isim olan Müheymin veya Mümin ondan çıkmaz. Ama Allah'tır dediğimiz zaman bütün güzel isimleri içinde barındıran bir kelimedir, isimdir. Bunun için kemal sıfatlara
ve vacibül vücut olan Allahu Teala la ilahe, ilah yoktur. İlla ancak hu, o vardır. Bakın gene hu ile bitti. Hüve ile başladı, ne ile bitti? Hu ile. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur. Yani bütün esma-i ilahiyenin en güzel anlamlarını içinde barındıran ve kendisinden başka ibadet edilmeye layık olmayan, kendisinden başka hiçbir şey ibadet edilmeyecek, ancak edilecek olan Allah-u Teala. Burada şöyle bir problem var. La ilahe, ilah yoktur, illa ancak o vardır. Hüve o. Bu ilah kelimesi ne demektir? Araplar ilah kelimesini nelere kullanıyorlardı? Veyahut da bunun cemisi de var. Alihe diye Kur'an-ı Kerim'de, ilahlar diye. Demek ki ilah aslında ibadet edilmeye layık olan şeye deniliyor. O zaman mesela müminlerin ilahı kimdir? Allah-u Teala'dır. Birinin ilahı kimdir? اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَدَ اِلَٰهَهُ هَوَا, kendi nefsidir, egosudur, benliğidir. Demek ki ilahı kim oluyor? Kendi taptığı kendi oluyor. وَيَا اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اِلَّا اِنَاسَ, kadın oluyor, Nisa suresinde var. Tanrıça olarak kadına tapıyor. Kimi ilah yerine putları koyuyor, kimi ilah yerine Meryem'i koyuyor, kimi ilah yerine melekleri koyuyor, kimi ilah yerine Hazreti İsa'yı koyuyor veya Üzeyr'i koyuyor. O zaman demek ki şöyle diyelim, ilah nötr anlamıyla saygıda, sevgide, itaatta, hürmette, kulluk yapılmadaki bir kavramı anlatıyor. Ama peki Allah'a ilah denir mi? Bir mümin diyebilir. Allah'a ilah, benim ilahım, ya ilahi ilahım odur. Çünkü ama herkesin ilahı o değildir. Yani o değildir derken kabul etme anlamında değildir. Hakikatte odur da o zaman adam kabul etmez. Burada bugün Mekke müşrikleri bu ilahı birçok Müslümandan iyi biliyordu ki la ilahe illa hu'yu kabul etmiyordu. Başka putlar, başka sevilen, sayılan şeyleri teke indiriyorsun diyordu. Öyleyse kelime-i tevhid Mekke'de bomba tesiri tabiri caizse pek uygun değil ama yapan bir kelimeydi. Yani geleneği yıkıyordu, zulmü durduruyordu. Onu söylediği zaman taraf olduğunu ifade ediyordu. Bakma şimdi herkes la ilahe illallah zikri çekiyor ama putperestlik, küfür, dışta, içte, toplumda devam edip gidiyor. O zaman burada şunu görüyoruz. La ilahe illahu, ondan başka ne yoktur? İlah yoktur. Alimul gaybi ve şehade. Burada ilim geçiyor. Alim bilendir. Neyi? El gayb, gizliyi, sonra şehade, açığı. Dikkat ederseniz önce hangisi geldi? Gizli geldi. Gizliyi bilen açığı zaten bilir değil mi? Öyle düşün. Hani şöyle denmedi. Açığı biliyor, gizliyi biliyor denmedi. Önce gizliyi biliyor. Bu gayb iki manada kullanılıyor. Bir gaybi mutlak, bir de izafi olarak kullanılıyor. Gaybi mutlak, Allah'tan başka hiçbir varlığın vakıf olamayacağı gayb. Sadece Allah bilir. Tamam, ondan başka kimse. Ama bir izafi olan var, Allah'ın dilediği kullarına bildirebileceği gayb. Mesela peygamberlere bildirebilir. Veya bir insana bildirebilir. Mesela Rum Savaşı'nı düşünün. O savaşta ilgili ayet gelmiştir. Peygamberimizin geleceğe ait söylediği hadis-i şerifler vardır. Evet, onların bazı sıkıntılı yorumları oluyor ama rivayetlerden kaynaklanan. Ama şu vardır. Mesela işte İstanbul'un fethi kimi kabul ediyor, kimi etmiyor ama zayıf da dense zayıflığın hadiste bir değeri vardır. Öyleyse mesela şöyle de olabilir. Bazı insanlar diyor ki mesela Rusya yıkılacak, eski Sovyetler Birliği için. Hadi canım o yıkılır mı falan dedik. Yıkıldı. Geçen gün hani isim vermeyeyim, Kadir Mısıroğlu konuşmasını yayınlamışlar. Rusya Ukrayna'ya saldıracak diyor. O vefat edeli bir seneyi geçti değil mi? Yani o zaman bu nedir? Öngörü, tecrübe, bilgi ne yapıyor? Bize gayb olan şey
ona zahir oluyor. Bilgiyle oluyor, hikmetle oluyor, bakış açısıyla oluyor. Bir bakıyor, bu toplum yıkılacak diyor. Ya da bu adam felakete uğrayacak diyor. Veya bu şirket batar diyor. Bu aile gitmez diyor. Bu böyle olmaz diyor. Çünkü bana gayb ama ona gayb değil. Neden? Ona bildirilme neyle olur? İlimle olur, irfanla olur vesaire. Şimdi böyle olunca burada şunu görüyoruz. Şehadetten murat mahlukun basar ve basiret ile müşahede yani gözüyle ve kalbiyle idrak edeceği aleme alemi şehadet deniliyor. Şehadet alemi. Bir de alemi gayb denilen alem var ki bu gayb bilinen şehadeti yani gaybı bilenin şehadeti bileceği evleviyetle hükümdür. La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Yani büyük küçük de, küçük büyük dememiş. Hepsini saymış Allah-u Teala. Ayet böyle. Nerede? Kitapta. Şimdi öyleyse Allah'ın alimul gaybi ve şehade ondan gizli olacak hiçbir halimiz yoktur. Giz demek bizim kendi kendimize bir zannımızdır ama Allah'a karşı gizlememiz söz konusu değil. Hüverrahmanurrahim. O, hani dersin başında o demiştik ya, bakın gene o geldi. O nedir? Errahman ve Rahim'dir. Şimdi bu iki sıfat rahmete delalet ediyor. Aslında aynı kökten geliyor. Birisi rahmeti rahmaniyeti, diğeri ise rahimiyeti ifade ediyor. Aradaki küçük fark nedir peki? Yani küçük fark derken mana geniş de. Rahmet-i Rahmaniye hiçbir kesb ve şart olmaksızın Allah'ın bizatihi mümine de, kafire de, çalışana da, çalışmayana da verdiği şeydir. İnsan olarak dünyaya gelmiş olmamız Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Öyle mi? Yahut aklımız ya da yaratılan dünyadan kafir de istifade ediyor, mümin de istifade ediyor. Öyleyse bu rahmet ile Allah-u Teala kafirlere dahi dünyada rızık veriyor, akıl veriyor, çalışmasının karşılığını veriyor. Bu nedir? Rahman oluşudur. Rahim oluşu ise şartlara bağlıdır. O zaman şu var, Allah'ın rahmet esması ile, sıfatıyla çalışmadan, bir anlamıyla hak etmeden, gayret göstermeden istifade ediyoruz. Rahim olanı ile ise çalışmamızla istifade edeceğiz. Oldu mu? Peki ne kadar olacak? Şöyle, rahim ise çalışmaya bağlıdır ki burada güzel amel gerekir. Yani dinin takvasına ehemmiyet verirse o zaman Rahman dünyada insanlara Rahman, ahirette müminlere rahimdir Allah. Ahirette müminine nasıl rahim olacak? Dünyada iman edip salih amel çalışması yapacak. Böyle olunca demek ki rahim sıfatı iman ile imansızlığı, iyi ile kötüyü, korunanlarla korunmayanı ayırt ederek iyileri akıbet, ecri, mükafat ile murada erdirmek ama rahmeti rahmaniye ise suistimal etmiş olan kötülerinde mahrumiyet ve mücazat ile mesuliyetlerini içine alan bir kelimedir. Burada şöyle bir şey var. İlim rahmete, vahdaniyet de ilme takdim olunmuştur. Ne demek o? Alimul gaybi ve şehade hüverrahmanirrahim. Önce Allah'ın Rahman ve Rahim oluşu mu anlatıyor, ilim mi anlatıyor? Hangisi? Alim, ilim. Tamam. Allah'ın bilmesi. Bu da derin bir konu. O zaman ilim Allah'ın rahmetinden önce geliyor. Allah bilmese neye rahmet edecek? Neye rahim olacak? İlim rahmete, vahdaniyetse ilme takdim olunmuştur. Nasıl oluyor? Hüvallahüllezî la ilahe illahu tevhid, vahdaniyet. Öyle değil mi? Tevhid ilimden önce zikrediliyor. Ama Rahman oluşundan önce de ilim zikrediliyor. O zaman bunların ne değeri var? Vahdaniyet, ilim, Rahman ve Rahim olur. Bir anlamıyla sıralarsak böyle. O zaman
Alimul gaybi ve şehade bu sıfat-ı fiiliyeden rahmet sıfatlarını ifade etmektedir. Şimdi böyle olunca yani Allah-u Teala'nın bu rahmet sıfatı bilinince mesela haşyet, Allah'tan korkmak sıradan bir ürküntü değildir. Allah'tan ürpermek değildir. Nedir haşyet? Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor ya haşyet. يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ İşte veyahut da وَلَمْ يَحْشَ اِلَّا اللّٰهُ cami cemaati için veya hepimiz için Allah'tan haşyet duyarlar. Haşyet diyorlar ki muhabbet ve tazim ile meydana gelen ürpermedir. Çok seviyorsun, çok tazim gösteriyorsun, o korkuya haşyet deniliyor. Tatlı bir şey o değil mi? Böyle bakılınca saygılı bir korku demek oluyor. Onun için sebekat rahmeti ala gazabi. Rahmetim gazabıma galip gelmiştir. Yani üstün gelmiştir buyurulmaktadır. O halde haşyetin birinci rüknü tazim ve saygıdır. Bu da neyle olur? Muhabbetten olur. İkincisi neyle olur? Rahmeti rahimiye içinde olur. O zaman Allah-u Teala'ya saygımız haşyet ve rahmet çizgisinde böyle oluşur. Onun için Besmele-i Şerif Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim. Elham'ı okuyoruz. Errahmanirrahim. Demek ki bu çok önemli ki Fatiha'nın içinde ve önündeki Besmele'de Allah kendini anlatırken bu ikisini anlatıyor. Bu ikisi çok önem arz ediyor. Rahman ve Rahim oluşu. Tabi Fatiha surelerinde veya başka yerlerde anlatılıyor. Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâhu. Şimdi dikkat ederseniz tevhid cümlesi ikinci defa zikredildi. Ehemmiyet önemine binaen. Tevhid olmadan hiçbir şey sağlıklı yerine oturmaz. Tevhid yani bir binanın temeli gibi, imanın temeli. O öyle Allah ki hüvallahüllezî lâ ilâhe illâhu ondan başka ibadet, kulluk, tazim, sevgi, güven duyulacak, korkulacak hiç kimse yoktur. İşte o Allah nedir? Dedi ki 17 tane isim geçiyor burada. El-Melik. Allah Melik'tir. Şimdi Fatiha-i Şerife iki türlü okunuyor. Bir Maliki yevmiddin okuyor, bir de Meliki yevmiddin okunuyor. İki okuyuş da sahihtir. Ahiret gününün Meliki demek. Malik sahip, Melik hükümdan demektir. Mesela Melik kelimesi Kulillahümme malikel mülk. Ey mülkün sahibi Allah'ım var. Ama başka yerde Melikin nas insanların meliki. Bakın. Halbuki Allah sadece insanların meliki mi, hükümdarı mı? Bütün varlığı ama insanı şerefli kılacağı için insana da melikliğini hatırlatmak için Melikin nas deniliyor. O zaman mülkün sahibi eşyanın, mevcudatın sahibi demek. Bir şeyin sahibi demek ne demek? Emir, nehi, tedbir, tasarruf, azletmek, nasbetmek, izzetli kılmak, zillete düşürmek, mükafat vermek, ceza vermek, zahirde ve batında hüküm vermek, dünyada ve ahirette hüküm vermek, kuvvet ve kudret sahibi yegane hükümdar Allah'tır. Çok kısaca. Yani Allah meliktir diyoruz ya, sabah akşam okuyoruz ya, el-melik. Başka ayetlere bakmalı, başka geniş anlamlara bakmalı. Bizde yanlış bir huy var, hani her şeyi bir anda verelim diyor. Hani böyle ağzımıza çocuğun verilir de boğulur ya. Halbuki mesela 3 cümle, 5 cümle işte vaaz mı diyelim, 10 dakika, 20 dakika az az ne yapmalı? O ayetleri sindirmek lazım. Öyleyse Allah meliktir, maliktir. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimindir? Malik kimdir? Diye çeşitli ayetler var. Peki o zaman şöyle bir şey. Allah'ın melik olduğunu kabul ediyor mu insanlar? Devam cemaatin ediyor musunuz diye sormayacağım da şu anlamda sorarım. Etmenin gereği nedir bizim üzerimizde? Yani şöyle söyleyelim. Mesela diyelim ki imam emekli oldu. Tamam. Müftü imama artık bir şey sorabilir mi? Sormaz. Murakip sorur mu? Anlıyorsun.
İzin alması gerekir mi? O da gerekmiyor. O zaman meliklik bitti. Emekli olana kadar melik. Kocası hanımının yöneticisi, hükümdarı öldü. Meliklik bitti değil mi? Daha ne yapacak? Ne yapacak? Kimden izin alacak? Kimden korkacak? Kimden bir şey bekleyecek? Hani misal olsun diye anlatıyorum. Peki soru şu. Allah'ın melik olmasına biz ne kadar yüce bir anlamda onun o yüceliğini davranışlarımızda, kalbimizde, gönlümüzde biz malikül mülkün, maliki yevmitliğinin, melikin nasın, bizi yaratan, bize ihsan eden Allah'a nasıl kul olmam lazım? Hangi ahlakı yapmam lazım? Sen niye böylesin? Ben Allah meliktir, benim melikim odur. Hükümet görmeyebilir. Tamam memur değilsin ama namazdan sorumlusun. Öyle değil mi? Namazdan sorumlusun. O zaman buradan ne çıkıyor ortaya? Demek ki bu güzel isimlerin gereği olan ahlak, sorumluluk ne yapmamız lazım? Ali Osman Tatlısı'nın böyle bir çok eski Esma-ül Hüsna kitabı var. Güzel isimler. Öyle kısa kısa anlatır. Altında der ki kula düşen ahlak. Yani kula gereken ahlak nedir burada? El-Kuddus. Allah şaibeden münezzehtir. Yani her vasfında ekmel ve tasvire sığmaz. Mukaddes, hani mukaddes kitap diyorlar ya, yani leke kabul etmez, tertemiz, tam pak olan ancak Allah'tır. Öyleyse Allah'la ilgili düşünürken, konuşurken onu lekeleyecek söz söylememek lazım. Mesela bilmiyorum ne niyetle söylüyoruz ama evleniyor biri, Allah bozmasın diyor. Ama bu bir duadır ama Allah bozmaz ki. Acaba böyle söylememiz veyahut da bir iş olur. Mesela hapishanedekiler hep kader kurbanıdırlar. Ama zengin olanlar hiç kader kurbanıyız demez. Makama gelen kader kurbanıyız demez. O zaman burada kader üzerinden Allah'a karşı ya da yağmurları bulutlar yağdırdı diyorlar. İşte çocuk yapmak diyorlar. Öyle demiyor mu insanlar? Ya da başarılarını tamamen ilme veriyorlar. O ilmi, o nimeti, o aklı veren Allah'a acaba hiç hatıra geliyor mu? Mesela Firavun ne dedi? İnnemâ utîkü ve alâ ilminin değil. Benim yanımdaki bilgiden dolayı bunlar bana verildi. Biz de aynısını söyledik. Ne anladık o zaman? Firavun burada ne söylemek istedi acaba? O zaman Allah mukaddestir, paktır. Peki biz, o kutsiyetten bizim de ona yaklaşmamız için la yemessu illen mutahherun. Bu Kur'an'a ancak temiz olanlar dokunur. O dokunmak iki türlü, üç türlü anlatılıyor. Bir, melekler ona dokunur. Tamam. İki, onun anlam ve manasından temiz gönüller istifade eder. Üç, bir manası da abdestine işaret. Yani abdest almak konusu anlatılıyor. O zaman Allah mukaddes şaibelerden uzak olduğuna göre onu lekeleyecek, ona eziyet olacak sözler söylüyor muyuz acaba? Veyahut da bir yakınımız, sevdiğimiz ölünce yanlış bir şey düşünüyor muyuz acaba? Bunları düşünmeli. Esselam. Allah selamdır. Ne demek selam? Her türlü selametin kaynağı, mastarı odur. Yani Allah'ta kusur yok, ayıp yok, eksiklikten uzaktır ve her türlü zarardan da salimdir. Selamet umulan ve selamet arayacakları da selamete erdirecek olan Allah'tır. Nereden biliyoruz? Allahümme entes selam ve minkes selam. Selam sensin, selam sende. Mesela selamünaleyküm diyoruz şimdi. İşte günaydın, tünaydın. Tamam de ama selam kelimesi çok sıradan bir kelime değil. Allah'ın isim. Esselamu aleyküm. Selam senin üzerine olsun. Bir kere selam Allah'ın ismidir. O zaman buradan baktığımızda peki müminin selamlaşmadaki ahlakı nasıl olmalıdır? Madem ki Allah selam ile her türlü ayıptan, kusurdan, eksiklikten münezzeh, zarar vermeyen hayır ve iyiliklerin menbaıdır. Mümin de o selamın kulu olarak, Abdüsselam diyelim, selamın kulu olarak acaba nasıl bir ahlaka sahip olmalıyız? Niye böylesin? Ben selamın kuluyum. Ben, efendim, neydi bundan önceki ayet? Baştan,
melik olan Allahu Teala'nın kuluyum veyahut da efendim Kuddüs olan Allah'ın kuluyum. Öyleyse her bir ismin bizim üzerimizdeki sorumluluğu ne ola ki acaba Allah bunları bize söylüyor? Şöyle söyleyelim, aşağıda gelecek. Allah'ın isimleri 99 tane, 100 tane değil. Hadis-i şerif var bu konuda, onu biliyoruz. Ama şöyle, iki tane hadis-i şerif var. İki hadiste sayılan isimleri topladığımızda 120 küsur, 125 tane oluyor. İki rivayeti. Kur'an'da da var. Alimler diyor ki Allah'ın bize bildirmediği isimleri de var diyor. Bildirmediği isimleri de var. O zaman el-mü'min, Allah'ın isimlerinden biri, okuyoruz ya sabah. Mü'min ne demek? İman ve emniyet, eman veren demek. Yani tereddütleri kaldıran, korkulardan emin eden demektir. Güven veren ve güvenilen demektir. Şimdi bir şey sorayım. Bizim adımız ne? Mü'min. Allah'ın adı ne? O da mümin. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz için de ayet var. Peygamber mümindir diyor müminlere. Detaya girmiyorum. Ne demek? Güvenir onlara diyor. O zaman burada şu var. Bizim mümin ismimizle Allah'ın esmasındaki mümin isminin bu benzerliğinin bizde nasıl bir güven ve güvenirlik oluşturuyor? Şimdi mesela batılıları methetmeyelim ama şöyle bir şey var. Birisi dedi ki, bir hoca efendi, ben dedi evimin suyu bozuldu, bir tamirciye, işte Avrupa ülkesinde telefon ettim, lavabo bozuk, çeşme bozuk, yapar mısın dedim. O da tamam ben yaparım, adresi ver dedi, verdik, gitti geldi, aradım, tamam mı tamam, kaç lira borcunuz diye sordum. Dedi ki bana dedi, işte diyelim ev Arifiye'de, ben oraya başka bir iş için gitmiştim, yol parası almıyorum sizden. Başka bir iş için gitmiştim. Bir saat çalıştım. Şu kadar eurodur dedi. Şimdi kendi kendime düşündüm dedi. Ben o adamın oraya benim için gidip gitmediğini bilmiyorum dedi. Yani hani buradan oraya işte diyelim 50 lira araba parası, 50 lira da o 100 lira. Belki o fatura kesiyordur, oradan vardır bilmem. Ama şimdi bizde de var böyle iyi ustalar. Hep kötülemeyelim. Ama hakikaten güvenirlik var mı? Neden? En üzücü ne biliyor musun? Camide burada adamın biri telefonunu düşürmüş arkada. O da gitmiş karakola dilekçe vermiş. Geldiler kameralara baktılar baktılar. Polisler sabırlı böyle bekleye bekleye bekleye. Telefon düşüyor. Adam oraya oturuyor. Öbürü kalkıyor. O alıyor çekiyor gidiyor. Yanında da küçük çocuğu var. Kimin aldığı tespit edildi. Şimdi yani İşte ayıplarımızın camiye kadar girdiğini düşünün. Ayakkabıların gitmesine kadar. Peki Allah'ın mümin oluşu, biz ondan güven bekliyor muyuz? İman bekliyor muyuz? Emniyet bekliyor muyuz? Peki biz kime gösteriyoruz? Mümin olmak ne demek? El-müheymin, görüp gözeten, her şeye şahit, her şeyi koruyan demektir. Ki Kur'an-ı Kerim'de geçmiş kitaplar için ve müheyminen aleyh buyurdu. O halde Allah neyi koruyor, neyi gözetiyor, neyi muhafaza ediyor? Bize neyi söylememizi istiyor? Biz neyi koruyacağız? El-Aziz, Allah aziz, yani izzetlidir, onurludur, galiptir. Peki niye Müslümanlar mağlup? Müslümanların mağlup olması Allah'ın kudretsizliğinden değil ki. اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُس۪يبَةٌ قَدْ تَصَبْتُمْ مِشْتَيْهَا قُلْتُمْ اَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ اِنْدَ اَنْفِسِكُمْ. Devamı ne ayetin hocam? Herhalde innallâhe alâ kulli şeyin kadir. Öyle mi? Nasıl ayet biliyor musun? Daha önce kafirler sizin başınıza gelenin iki misli kafirlerin başına gelmişti. Yani siz Uhud'da yenildiniz ama iki misli Bedir'de onlar zarar gördü. Sonra siz Bedir'de Uhud'da yenilince bu da başımıza nereden geldi dediniz? Diyor ki Allah-u Teala kendi nefsinizden. Kendi nefsinizden, yani sizin askerliğinizden, sizin peygamberle olan duruşunuzdan, sizin olaylara bakışınızdan. İşte Uhud Savaşı'nı biraz biliyoruz. Sonra ayet nasıl diyor? Allah'ın gücü her şeye yeter. Yani mağlup olan sizsiniz. Allah mağlup olmadı. O zaman burada Allah'ın misli yoktur. Gayet yüksektir. Yani velem yekün lehu kufuven ehad. O zaman bununla beraber Allah alçaklığı, ahlaksızlığı, küfrü, zulmü, fesatı, isyanı, küfran gibi fenalıkları da sevmez. Allah aziz. El-Cebbar.
Cebbar çok cebredici demektir. Beşi mana var. Biri cebir, esasen kırığı yerine getirmek. Cebir sarmak demektir. Bir yer kırılır, orayı sarmaya denir. Yani ıslah etmek demektir. Ama buradan cebbar halkın eksikliklerini saran, gideren anlamı var. Hani bir şey eksik olur ya milletin. Kırığımızı, döküğümüzü sar ya Rabbi. Anlamı var. İhtiyaçları sarıp gideren, işleri düzelten. Böyle olunca Allah-u Teala dertlere derman veren, kırılanları onaran, yoksulları zengin eden, cebbar o demek, perişanlıkları yoluna koyan, düzelten anlamı. Bir de cebir icbar eden, dilediğine zorla yaptıran, dilediğine engel olan demektir. Buradan bakılınca bir de yine cebbar kullarına irade vermeden isterse zorla da hareket ettirme kudretine sahip olan. Hasta eder seni. Ne oldu? Pıhtı geldi işte. Beyin kanaması oldu. Ne oldu? İş yürümedi. O halde buradan bakılınca şu manada var ki Allah-u Teala insanlara birçok fiillerde irade vermiş, hür yaratmış olmakla beraber bütün iradelerini onların dediklerini yapmaya mecbur değil. Kitaplar öyle diyor. Yani Allah bir şey irade verdi mi? Ne istersen yap. Hayır. Dilerse dilediği anda o iradeye mani olur. Bir sebep vardır. Bir dua vardır. Ananın babanın duası birine iyiliktir. Seni korumak istiyordur. Anlatabiliyor muyum? Yani burada Allah irade verdi ama dilediğin gibi yap. Bir bakıyorsun ne diyoruz? Verilmiş sadakamız varmış diyor. Öyle demiyoruz mu? Aldığımız bir dua vardır diyor. O zaman burada baktığında Allah-u Teala kaza ve kaderin infazını murad ettiği vakit akıl sahiplerinin aklını alıverir diyor. Bir hüküm uygulayacaksa adaletlidir o. Onun bir hikmeti vardır. Bir bakarsın bize bir unutma verir. Sonra ne olur? Pişmanlık olur vesaire. Cebbar ismi celilinde bunlardan başka bir de Allah'ın sıfatındaki cebbar kendisine erişilemez. El uzatılamaz anlamı var. Tamam mı? Demek ki gayet yüksek demektir. El cebbar Melik-i Azim yani çok büyük azametli yönetici, padişah anlamına gelir. Bu manalara bakınca Allah-u Teala'nın cebbar sıfatı hakkında halkın sıfatı olarak kullanılan cebbarın da başkaca manaları var. Yani insanlardan cebbar diyoruz. Ne demek? Mesela bir evama ente aleyhim bi cebbar. Sen insanlar üzerine cebbar değilsin ey peygamber. Şimdi iş değişti bak. Mana değişti. Nedir? Musallat değilsin. Ya da mesela inne fiha kavmen cebbariyiz. Orada cebbar, iri cüsseli insanlar var. O anlamı da var. Veya Allah'a ibadet etmez. Mütemerrit. Yani velem yec'alni cebbara. Beni cebbar kılmadı. Bak ne demek cebbar eylemedi beni? Allah'a ibadet etmez kılmadı. Yahut da insan katleden anlamına geliyor. Ve izâ bataştun bataştun cebbariyiz ayetinde. Bütün bunlara bakılınca şu var. Demek ki bu kavram çok çeşitli anlamları içinde taşıyor. Ney? Azizül Cebbar. El mütekebbir çok büyük demektir. Büyüklüğünün sınırı hissesi yok. Biz onu ancak en büyük diyoruz. Aslında en büyük kelimesi acziyetimizden söylüyor. En büyük derken bir büyük var da sanki Allah daha büyükmüş de ona en büyük diyormuş. Öyle bir büyük yok ortada. Allah'ın büyüklüğünün karşısında başka bir büyüklük yok. Ama ifade tarzı olarak böylesi. O zaman kibirlenmek anlamında değil, hakkıyla o büyüklüğün tecellisi ancak Allah'tadır. Böyle bakılınca şeytanı kafir yapan neydi? Vestekbara ve kânemler kafirin büyüklenmek istemesi. Onun için büyüklük hakkı reddetmek ve insanları küçük görmektir diye hadis-i şerifte beyan ediyor. Subhanallah yamma yüşükün. Tenzih, yani o Allah Subhane onların koştukları şirklerden, yani müşriklerin tarif ettiği gibi bir Allah olmaktan uzaktır. Onlar birçok Allah-u Teala'yı farklı şekillerde anlatırlar. Onların anlattığı Allah'la müminlerin Hazreti Muhammed'in öğrettiği Allah denk değildir, eşit değildir. Onun için Subhanallah yamma yüşükün. Allah müşriklerin ifade ettikleri o kötü sıfatlardan münezzehtir. Hüvallahüllezi öyle bir Allah ki el-Halik
yaratandır. Yani mahlukatı yaratandır. Yaratmak tabir ettiği hal çok manası var. Biri takdir etmek, eşyanın bütün tafsilatını takdir eden. İki, yok olan şeyi vücut eden demektir. Geniş anlamlarıyla. O zaman yani bir anlamıyla inşa eden, ibda eden, örneksiz yaratan demektir. Yani yaratmak, فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِف۪ينَ Yaratanların şanı, ne kadar güzel Allah'ın şanı. Kur'an-ı Kerim'de yaratmak üzerine çok ayet kelime var. Öyleyse yaratmak neyle olur? Alimul gayb'le, Esma-ül Hüsna neyle başladı da ilimle başladı. İlimle başlayınca bunların hepsi takdir edilecek bir bilgiye, bir icadı gerektiriyor. Öyleyse elbari, yani öyle temiz yaratıcı ki halk ettiklerini temiz ve sağlam bir nizam üzere seçip teşviye eden, tekamül eden, birbirinden farklı vasıflarla onları ayıran demektir. Öyleyse buraya baktığımızda bari ismi yaratılışın tekamül mertebelerinin üst seviyesini gösteriyor. Allah bari yarattı ve onu geliştirdi, güzelleştirdi. Maddi manevi kemale erdire. El musavvir, şekil veren demektir. Suret ve keyfiyeti veren. Ancak şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var. Hüvellezî yusavvirkum fil erham veya halakaka fesevvâke feadelek fî eyyi suretin maşarakkebek gibi. Diyor ki alimler, suret vermek demek sade bu bedeni şekillendirmek, güzel kılmak, yakışıklı ve güzel yapmak değil. Onun iç donanımındaki akıl, gönül, anlayış, idrak, çalışabilecek mekanizması da o surete dahildir diyor. Ne dersiniz? Hani şimdi biz bir arabayı görüyoruz. Üf, arabaya bak diyor. Nesine dedik? Markasına dedik. Modeline dedik. Rengine dedik. İyi de motoru. Onu düşünmüyor mu? O zaman musavvir, Allah'ın o, mesela düşünün şimdi, bazı engelli insanlar var, kafaları çok çalışıyor. Farkında mısın? Mesela hasta, yatalak. Konuşamıyor engelli. Ama işte çok güzel yazı yazıyor, roman yazıyor, araştırma yapıyor. Dünyada bunun örnekleri var. Öyleyse burada demek ki el-musavvir, his olunan bir suret var. Bir de akledilen bir suret var. Öyleyse insanın iki sureti var. Bir, akıl denilen, gönül denilen sureti. O konuşunca, iş yapınca ortaya çıkıyor. Bir de beden sureti. Beden sureti yakışıklı, güzel oluyor. Ama akıl suretini kullanamadığı için perişan oluyor. Böyle bakılınca değerli müminler, demek ki lehul esmaül hüsna, en güzel isimler Allah'ındır. O zaman isim nedir? Müsemma nedir? İsimle müsemma arasındakiler nedir? İsim, onun bu isimler Allah'ın zatından mıdır yoksa değil midir? Bunlar sıfat veyahut da zatî sıfatlar mıdır? Selbî sıfatlar mıdır? Fiili sıfatlar mıdır? Aralarında bunların ne fark vardı? Bunlar isim veriyoruz ya. O zaman Allah'ı birçok isimle tanıtıyor Kur'an-ı Kerim. Onun için وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Güzel isimler Allah'adır. Öyle dua edin, Allah'ı öyle çağırın. Yani öyle bilin diye bunu da ifade etmemiz mümkündür. Yine Taha suresinde de var aynısı. En güzel isimler Allah'adır. O zaman dünyada birini övüyoruz. Kimi övelim? Devlet başkanını, annemizi, babamızı, patronumuzu, çocuğumuzu. Bu övgülerin üzerinde daha büyük övgü kime aittir? Allah'a ait. Allah'ın övülmediği toplantılar yapılıyor değil mi? Törenler yapılıyor. Ama ne oldu şimdi burada? Halbuki ne diyor Cenab-ı Hak? Hacca gidildiği zaman Allah'ı çok zikredin, atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta ondan daha şiddetli olarak Allah'ı çok zikredin diyor. Yani babana, atana, anana, babana, insana Allah'ı daha çok an. Öyleyse Allah ile başlasak bir sohbete, burası cami mi tekke mi derler. Böyle olunca demek ki Allah'ın Rahman ismi sıfatı olmakla beraber, mesela Allah'a Rahman denir, başkasına denmez, ama Rahim başkasına da denebilir. Öyleyse bu isimler bazıları başkaları için kullanılabilir. Tamam. Mesela Aziz kelimesi Yusuf suresinde ne için kullanılmıştır? Oranın meliki için değil mi? Aziz denmiştir. Öyleyse hangi isimler kullanılır, hangileri kullanılmaz, bunlara bakmak gerekiyor. Ama burada şu var, bütün isimler ve yaratmalar Allah'a ait olmakla beraber
Mesela ettar, zarar veren de Allah, ennafi, fayda veren de Allah'tır. Ancak edeben, zarar veren Allah'ın diye söylemek doğru değildir. Ya da koyunu koçu da yaratan Allah'tır, hınzırı yaratan da Allah-u Teala'dır. Ama bir insanın kalkıp da ey hınzırların Rabbi demesi edeben doğru değildir. Tamam mı? Yani onu da Allah yaratmadı mı? Atı da Allah yarattı, deveyi de Allah yarattı. Öyleyse Allah-u Teala bütün hayvanatı o yaratmıştır. Fakat Halikul kıratesi vel hanazir, maymunların ve domuzların yaratıcısı demek edebe münafi olur. Tamam. Bunu da böyle bilmiş olalım. Bunun için sıfatlar konusu böyle ifade ediliyor. Şimdi buradan baktığımız zaman şunu görüyoruz. Esma-i Hüsna'nın sadece bunlar olmadığını, Allah'ın bunun dışında da isimlerinin bulunduğu beyan edilmektedir. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu isimleri bilen, ezberleyen ya da koruyan, anlayan, muhafaza edenler cennete gider buyuruyor. Yani ne demek? Allah'ı doğru tanımak demektir. Doğru tanıyan da Allah'a doğru dua eder. Onu böylece bilmiş olur şekliyle görüyoruz. Yüsebbi ulumat semavati vel er. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Şimdi tesbihin hakikatini bilemiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde yerde ve gökte olan her şey Allah'ı tesbih eder de siz onların tesbihini anlayamazsınız diye bir kere burada. Tesbih ne anlama gelir? Geçen hafta da geçmişti pazar günkü vaazda. Subhane Rabbina inna kinna zalimin öyleydi. Hani ne dedi? Bahçesini kaybedenler Allah'ı tesbih ederiz dedi. Niye bahçeyi kaybetmek tesbih nedir yani? Adam zarar etmiyor. Niye Allah hakkında yanlış konuşmaktan Allah münezzehtir. Biz yanlış yaptık Allah'a karşı. Biz hesaba onu katmadan bahçeyi devşireceğimizi zannettik. Oradan kaybettik. Öyleyse bakın günahtan tövbe ederken tesbih var. Nimette tesbih var. Aşağıya inerken tesbih var. Tesbih edeyim şu camideki tesbihi kastetmiyorum. O halde buradan bakıldığı zaman Peygamberimiz buyuruyor ki her kim sabahleyin 3 kere Euzu billahi semil alim mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim der. Sonra bu 3 ayeti okursa Allah ona 70 bin melek görevli kılar. Akşam da okursa yine ve o günde ölürse şehiden vefat eder diye buyurulmuştur. Yani aslında burada şu var. Sabah ve akşam hani okullarda törenlerde bir şey söylüyorlar. Neydi onun adı? Andımız falan bir şeyler. Heh. Müslümanın sabah akşam andı bu işte. Anlaştık. Hüvallah ölüdü. Her 5 vakit namazda ayetel kürsü orada da Allah-u Teala anlatıyor. Yatsıda değişiyor iş. Yatsıda iman ve tevbe dua var. Aminer Resul. İman anlatılıyor. Sonra da Rabbena diye yaşlıyoruz dua et. Gün bitti artık. Gücümüz bitti. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor dua ile bitiyor. Ya bu sabah namazına konmamış o mesela. O halde burada bakıldığında bu konuda da birçok ayet-i kerimeler, hadis-i şeriflerin olduğunu görmekteyiz. Bunun için şöyle bir nakille bitireyim. Ezanı da bir iki dakika var. Bir hadis-i şerif nakledilmiş. Başınıza elinizi koyunuz diyor bir sahabe. Uzun uzun anlatıyor da son kısmını söyleyeyim. Peygamberimizden ben böyle okurken gördüm diyor. Bugün vallahi öylece okurken elini başına koyun şekliyle. Ve başına koy çünkü Cibril bana bu ayeti indirdiğinde elini başına koy dedi. Bu her dertten şifadır. Hastalıklara, ölümlere karşı şifadır. Takdir gelmemişte. Daha bunlar gibi bir takım sırlar vardır denildi. Diyor ki Hanefi'den Mefsut-i Serahsi'de naklolunduğuna göre Abdullah İbni Mesud şöyle diyor. Kur'an'ın nüzulünden asıl maksat kıraat değildir. Yani esas burada levenzelna ya da hüvallahu lezi'yi okumak değildir. Mucebince, gereğince amel etmek olduğunu unutmamalı. Onun için her derde şifa olan bu ayetleri okumaktan maksat efsunculuk yapmak yahut da sabahiden ve sakahtan makam çatlatmak değildir. Yani öyle ne makam çıkart? Nihavent'ten okudu görüyor musun? Kürdili yaptı. İşte burada Suzinak da yaptı. Bu değil. Elini başına koyarak okumak, düşünmek ve marifet ile bezenip de haşyetullah ile başını eğip ya eyyühellezine amtekullah vel tenzur nefsün mâ kaddemet ligad ey iman edenler yarın için ne hazırladığınıza bakın ayetini idrak edip ona göre hazırlanmaktır. Öyleyse değerli dostlar buradan şöyle bitirelim bu sureyi. Ey o Esma-i Hüsna'nın sahibi olan Allah'ım
o azamet-i kibriyanın ve kemalat-ı kusvanın sahibi olan aziz-i hakim, raufu rahim olan Allah'ım, bizleri ve iman ile geçmişlerimizi mağfiretinle betam et, gönüllerimizde mümin kardeşlerimize karşı hiçbir küllü kuş bırakma, iman ve muhabbetimizi müjdat eyle, izzetinle izaz eyle, hikmetinle abat eyle, rahmetinle dilşad eyle, sen öyle Rahman, öyle Rahim, öyle Aziz, öyle Hakimsin ki ya Rab diye dua ve niyaz etmeliydi. Tabii daha çok okunacak, söylenecek şey var. Rabbim anlamayı, bu uğurda bu sure-i celileleri, bu ayetleri idrak ederek kulluk yapmayı cümlemize nasip eylesin. Hakkınızı helal edin. İllahi Teala'l-Fatiha.